Haberin Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Türkiye'nin Suriye'ye asker sevkiyatı hızlandı. ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'e konuşan kaynaklar, kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye'de ABD destekli terör örgütü PKK, PYD, YPG'ye karşı Türkiye'nin hazırlıklarını arttırdığını aktardı. Bloomberg, Türkiye, ABD'nin müttefikine olası bir hamle için Suriye'ye asker gönderiyor başlığını kullandığı haberinde, Ankara'nın omurgasını terör örgütü PKK-PYD-YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine karşı bir operasyon hazırlığında olabileceğini aktardı. ABD merkezi medya kuruluşuna konuşan iki kaynak, Türkiye dün gece ABD destekli güçlere karşı uzun süredir devam eden hazırlıkları kapsamında Suriye'nin kuzeyine yüzlerce asker daha gönderdi açıklamasını yaptı. Bloomberg bu hamle, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iç siyasette destek sağlarken, ABD ve Rusya'ya da bölgedeki güçlere desteği kesme konusunda yaptırım sağlayacak yorumunu yaptı. İsmini açıklamayan yetkililerden biri, planlanan operasyon Türkiye'nin 910 kilometrelik sınırının 3'te 2'sini kapatmayı amaçlıyor. Türkiye'nin amacı Fırat'ın doğusunu ve batısındaki bölgeleri kontrol etmek için Kobani'yi almak ifadesini kullandı. Bloomberg'e konuşan yetkililer, Aziz yakınlarındaki Menak hava üssünün de ele geçirilmek istenen hedeflerden biri olduğunu söyledi. Yetkililer bu bölgeden terör örgütü YPG'nin saldırdığına dikkat çekti. Bloomberg, Erdoğan'ın terör örgütüne olası bir operasyonun sinyalini verdiğini de hatırlatırken, askerler giderken sert bir şekilde konuşmayı sürdürdü. Fakat askeri müdahalenin detaylarını paylaşmadı ifadesini kullandı. Türkiye, 2019 yılında ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalar kapsamında askeri müdahalesini durdurmuştu. Fakat son dönemde terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırından 30 kilometre uzağa gitmemesi üzerine bölgede tansiyon yükselmiş ve Ankara-Washington-Moskova hattında gerilim tırmanmıştı. Omurgasını terör örgütünün oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerine ABD'nin destek verdiğini hatırlatan Bloomberg, olası bir operasyon yüksek enflasyon sebebiyle popülaritesi riske giren Erdoğan'ın milliyetçi ve muhafazakarların desteğini sağlayabilir. Fakat bu durum ABD ile karşı karşıya gelmeye ve kötü performans sergileyen para birimi olan TL'ye zarar verme riskini de doğuruyor yorumuna yer verdi.